Gençler videomu hocam bize Minecraft'tas Faction oynayacağız. Faction'a biliyorsan hoş geldin. Konumuz başlıktan gördüğünüz gibi İsmet Ergen'in geleceklerinin diye bir başlıktayız. Böyle başlık muhtemelen öyle veya ona yakın bir şey olacak böyle. Böyle İsmet Ergen neden PvP bıraktı yani çok kişi merak ediyor. Ama cevabını bilmiyor böyle. Ben de onu anlatacağım. Bu arada böyle Robocraft Store'undayım. Size gelip burada oynayabilirsiniz. Güzel bir Faction lagı falan yok. Size gelip burada yani. Faction kasabilirsiniz. VIP alımları falan şuradan numara yazıyor bir de. Discord altta çıkıyor beyler. Discord'a işte buradan yazıyorum. Şuradan yani VIP alırsınız. Bir de kayıt olarak register şifre hiçbir yazacaksınız. Site falan yok beyler. Kapattılar yani sıkıntı falan çıktı. Her neyse. Bu arada bana güzel bir tag vermiş. Yani melep almış. Sağ ol eyvallah. Şimdi İsmet Ergen'den PvP bıraktı beyler diye konuma geçeyim. Biliyorsunuz beyler İsmet Ergen yani PvP'ye başladığı zaman yani küçük yaşla PvP'ye başladı biz İsmet Ergen yani bayağı başarılı bir YouTuber zaten ilk başladığı zaman. Sesi böyle bayağı inceydi bayağı kişi dalga geçtiği için yorumları kapattı İsmet Ergen. Bundan dolayı da yani az olsa da adam utanmış yani beyler de çünkü yani Allah sesini Allah şey yapmış ben Allah'ın yarattığı şeyle dalga geçmem. Bence yani hani dalga geçenler bayağı ayıp etmiş böyle sonuçta yani Allah'ın yarattığı şeyle dalga geçilmez. Her neyse böyle işte İsmet Ergen yani MCSG Solvon'da genellikle bütün videolar hep Survival Games'ti. Biliyorsunuz yani artık Survival Games'in devri bitti gibi bir şey yani böyle artık yani Survival Games çeken herkesin aktiflikleri düştü. İsmet Ergen de yani MCSG Solvon'dan bayağı oradan kasılıyordu. Mesela ben de şu anda Craft Rise'dan genellikle kasılıyorum. Benim bütün kitlem orada. İsmet Ergen de yani kitlesi hepsi oradaydı yani. Biliyorsunuz MCSG solver kapandı. O da kapandığı için yani İsmet Ergen de umudu az olsa da bitti böyle. Yani İsmet Ergen'e aldık. Aktiflikleri falan hepsi düştü. Adam yani aktiflik için elinden geleni yaptı. Bence yani adam hani şu anda yani 1 milyon 400 bin falan bütün abonelerini hak ediyordu. Yani bütün hepsi emeğiyle kazandı. Hiç birim kasmadı yani helal olsun gerçekten böyle kendi hakkıyla kazanan az YouTuber var. Çok işte yani izlenmek için yapmadığı birim kalmıyor. İşte böyle İsmet Ege'de biliyorsunuz yani aktifliği düştükten sonra Badline'a da başladı. Badline'da yani yapamadı şu anda zaten Badline kapanmış. Badline'dan sonra böyle yani İsmet Ergen baktı aktiflik olmuyor değişik oyunlar çekti izlenmedi gene. En son şey yaptı böyle Minecraft'ın galiba 3 tane serisi vardı. 3 tane yani Minecraft evin serisi bir tanesi galiba bir tane John Craft'ı böyle John Craft'a falan da başladı İsmet Ergen. Oradan da böyle izlenmedi yani artık siz düşünün adam her gün video çekiyor kaliteli bir video çekiyor. O kadar emek veriyor sonradan yani izlenmiyor böyle 10.000 abonesi 1000 kişi veya 500 kişi seni izliyor. Bu baya kötü bu arada böyle bizim izlenmeler de yani kötü sayılmaz yani 7.000 izleniyorsak 17.000 yani. Bence her bir YouTuber'ın yani abonelerin yarısı kadar izlenmesi lazım. Mesela Enes Batu yani genellikle 2 milyon falan izleniyor zaten yavaş yavaş videolar izlenmeye başlanılıyor. Bence yani İsmet de en iyisini hak etti ama izlenmedi adam. Baktı izlenmiyor yeni serilere başladı oradan da yani izlenmeye çalıştı böyle. Bazı şöyle var balıkçıya gideyim bu sefer. İşte böyle adam yani elinden geleni yaptı izlenmedi. Modlu Survival'a da başladı oradan da yani Modlu Survival yaklaşık yani yaklaşık video kaç sayısını bilmiyorum ama orada da yani bir seriye başladı oradan da izlenmedi adam orada aktifliği gene baya kötüydü. Orada olmadı böyle. Pardon özür dilerim. Oraya da başladı beyler. İsmet Ergen yani Modlu Survival'a da başladı ama orada da adam izlenemedi beyler. Yani aktifliği gene kötüydü. Adam izlenmek için elinden geleni yaptı. Bayağı şeyde yani bayağı emek de verdi. Bence hak ediyordu. Bu arada şunu şey yapmak için VIP olmanız lazım. Görüyorsunuz giremiyorum. Size yani VIP alabilirsiniz. Bu arada hangi skindeyim bir dakika şöyle bir bakayım. Güzel skin. Dediğim gibi böyle bu server'a gelmeyi unutmayın. Baktı yani adam izlenmiyor sonradan böyle yeni seri falan çıkmaya başladı. Şanslı bloklar gibi ama bayağı izledi bir de yani The Tsunami serileri falan. İsmet hepsine başladı böyle ama başaramadı yani. Yani bunlar sonradan başladı bunlar da başladı şimdi hepsini anlatacağım.
İşte böyle MCSG kapandı yani. Bütün PvP hayatı falan yani. Bütün video PvP videoları artık izlenmemeye başladı. İsmet de böyle yeni bir şey buldu. Yani kendisi bulmadı ama yeni bir şeye başladı. Senin de ismin şeydi böyle. İsmi neydi? Tuğul Bebek, genellikle Tuğul Bebek'in çektiği videolar, yani çocuk videoları falan diyen de var. Ama bence çocuk videoları değildi. Yani ben de arada bir karşıma çıkıyor böyle, izliyorum. Tuğul Bebek, genellikle Tuğul Bebek'in çektiği videolar. İsmi galiba Roleplay. Şöyle Roleplay. Şöyle bir şey böyle senin ismi. İsmet Ege ona başladı. Yani baktı artık oradan izleniyor yani. Ben de mesela böyle bir video çekersem, izlenirse ben de o seyircilere başlarım böyle. Yani sonuçta yani bu video izleyicileri falan için yani yürüyor. Yani izleyicileri istemezse İsmet Ege çekmez, ben de öyle falan böyle. Baktı roleplay videoları izliyor böyle. Artık İsmet de yani roleplay videolarına başladı. Baktı yani şu anda yani 1 milyon 400 bin abonesi falan vardı. İzlenmelerine gelince böyle 300 bin izleniyordu. Yani o da iyi böyle. Şu anda yani İsmet Ege bir para kazanıyorsa, izleniyorsa yani hepsi bence hak ediyordu. Bence az bile. Bence İsmet Ege en iyisini hak ediyordu yani. İsmet Ege yani bayağı eskiden beri tanıyorum. Hatta bir Türkiye'de bir PvPC deyince aklına ilk gelen kişi İsmet Ege oldu. Yani Türkiye'nin en iyi PvPC'lerinden biriydi. Gerçi o da falan da var ama onlar yani o kadar kimse bahsetmiyor ama herkes böyle İsmet Ege diyor. Yani bana göre de en iyi PvPC İsmet Ege. Şu an yani belki PvPC'si kötü olmuştur. Belki de oynuyordu yani video dışında belki. Her zaman PvP oynuyordu ama bilin ki böyle hani İsmet Ege PvP'ye geri dönerse hani o video aşırı derecede izlenecek çünkü genellikle bütün videolarının %20'si, bütün yorumlar hepsi PvP'ye geri dön, PvP videosunu çek diye diye yazıyorlar yani. Bence de hani bence geri dönsün yani, geri dönerse de bayağı sevdim. Şu anda yani benim eski ortamımda, yani İsmet Ege'nin eski ortamında ben yoktum. Bence yani ilerideki ortamlarında da ben olmayacağım. Belki kanalın kapanı, yani Allah'ın işi belli olmuyor böyle. Belki yani telif yiyelim, kanal kapanı, her neyse böyle. Umarım yani güzel anlatmışımdı. Bu videoda bu kadar. Beni sevmek, kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye.